İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Gürcistan-Ermenistan Cumhuriyeti sınırı bugün kapatıldı. Cavahkın Abul Kalesi'nin restorasyonu gelecek yıldan itibaren başlayacak. Arsah Cumhuriyeti'nde Covid-19 hakkındaki yalan haberler Azerbaycan'dan yayılıyor. NATO Danışma Grubu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki askeri eğitim kurumlarını ziyaret etti. Bugün Ovane Şiraz'ı anma günü. Batı Ermenistan'da havaların sıcak geçmesiyle birlikte buzları erken çözülen Kars Çayı taşmaya başladı. Her yıl normal koşullarda Nisan ve Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşan Kars Çayı bu yıl erken hareketlendi. Su debisinin yükselmesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer dere yataklarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Yürekkaya köyünde iki katlı bir ev hasar gördü. Yıkım kararı verilmesi üzerine ev boşaltıldı. Ev sahibi evde bulunan iki küpün uzun yıllardır burada bulunduğunu ve tarihi değeri olma ihtimaline karşı ilgililere haber verdi. Arkeologlar yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde tahıl küpü olarak kullanıldığını belirledi. Aksaray-Adana karayolunda yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 44 kişi yaralandı. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinliklerini erteleme kararı alındı. Gürcistan Başbakanı Georgi Gaharya, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmeden sonra Gürcistan-Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki vatandaşların giriş çıkışları bugünden itibaren 10 günlük bir süre için askıya alınması yönünde ortak bir karar alındı. Aynı zamanda taraflar eve dönmek isteyen vatandaşların engelsiz ulaşımını sağlamayı kabul ettiler. Kısıtlamalar kargo taşımacılığı için geçerli değil. Gürcistan'ın Abul Kalesi bölgesinde araştırma çalışmaları bu yıl devam edecek. Restorasyon ve koruma çalışmalarına ise gelecek yıl başlanacak. Gürcistan Kültürel Anıtları Koruma ve Araştırma Merkezi temsilcileri Abul Kalesi'nde arkeolojik kazılara Eylül 2019'da başladı. Kazıların asıl amacı anıtın daha fazla korunması için UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilebilmesi için belgeleri derlemekti. Gürcistan Kültürel Miras Koruma Ajansı'nın Halkla İlişkiler Başkanı Beka Baramidze, Jinews Ajansı'na yaptığı konuşmada şunları söyledi. Anıtı UNESCO'ya sunmak için eksiksiz bir yönetim mekanizmasına ihtiyacımız var. Araştırma, koruma, yenileme ve aynı zamanda bir yönetim planının geliştirilmesi gerekiyor. Bu proje yaklaşık 5-6 yıl sürecek uzun vadeli bir karardır. Bilgi Kontrol Merkezi, Arsah Cumhuriyeti'nde hiçbir koronavirüs enfeksiyonu vakası bulunmadığını ve panik haberlerinin Azerbaycan'dan yayıldığını bildirdi. Medya alanında Facebook grupları ve sahte kullanıcılar tarafından 11 vatandaşın ve koronavirüs semptomları olan 27 askerin Stepanakert Merkez Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi. Bilgi Kontrol Merkezi ayrıca Arsah Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arayik Bağıryan ile temasa geçti. Bakan, virüs bulaşma vakası olmadığını ve gerekli tüm önleyici tedbirlerin uygulandığını söyleyerek söylentiyi de reddetti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e aktarılan habere göre NATO Danışma Grubu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki askeri eğitim kurumlarını ziyaret etti. Ziyaretin amacı 2019 yılındaki işbirliği programlarının özeti, Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri eğitim kurumları ile gelecekteki işbirliğinin koordinasyonuydu. Uluslararası Danışma Grubu'nun askeri eğitim kurumlarını ziyareti organize edildi, okul yönetimi ve eğitim süreci liderleriyle toplantıları düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan Danışma Grubu üyelerini makamında kabul etti. Toplantıda ziyaretin sonuçları özetlendi, askeri eğitim alanındaki reformların gündem konuları tartışıldı, gelecekteki işbirliği yolları açıklandı. Gerçek ismi Onik Karapetyan olan ünlü Ermeni şairi Ovanes Şiraz, 27 Nisan 1914'te Aleksandropol, şimdiki Gümrü şehrinde doğdu. 14 Mart 1984'te Yerevan'da vefat etti. Şiraz yoksulluk içinde büyüdü. İlk kitabı olan Garnanamut, Bahara Giriş 1935'te yayınlandı. Roman yazarı Adırbet, yetenekli şaire Şiraz Edebi adını verdi. Çünkü bu genç adamın şiirleri Şiraz'ın taze ve çiğ kaplı gülleri gibi kokuyor. Şiraz, İran'da gülleri ve şairleriyle tanınan
bir şehirdir. Yerevan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde ve daha sonra Moskova Gorki Edebiyatı Enstitüsü'nün Yüksek Edebiyat Dershanesi'nde okudu. 1958'de Kınar Hayastani Lirik Ermenistan adlı kitabının ilk cildi yayınlandı. Şiraz'ın eserleri manzum türündedir. Şiraz, yurtsever ve lirik şiirlerin yazarıdır. Eserlerinde annesine adanmış çok sayıda şiirler yer almaktadır. Sovyetler Birliği'nde yasaklanmış bir konu olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım konusunda Ermeni Danteizmi başlıklı büyük hacimli bir şiir yazdı. Bu şaheserin ilk versiyonu 1941'de yazılmıştır. Şiraz'ın hayatı boyunca bu çalışmasından Sovyetler Birliği'nde sadece kısa alıntılar ile Beyrut ve Tahran'da birkaç bölüm yayınlandı. Bütün şiir 8000'den fazla satırdan oluşuyordu ve 1990 yılında Yerevan'da yayınlandı. Ünlü Ermeni şairi Ovanes Şiraz, Yerevan'daki Gomidas adlı panteonda defnedildi. Yerevan'daki 169 nolu okul ile İsfahan eyaletindeki Çuğa şehrinin bir caddesine Ovanes Şiraz'ın ismi verildi. Gümrü'deki 19. yüzyıla ait bir binada Ovanes Şiraz'ın anıt müzesi açıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayden adlı folk grubunun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Ay Asina adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.